Soramazsın'a konuk olarak katılmak için medya@321media.tv adresine mail gönderebilirsiniz. Aleviler neden camiye gitmiyor? Alevi ile Sünni evlenemez mi? Alevi kadınlar neden kapanmıyor? Soramazsın'ın yeni bölümünde Turan Güner ile birlikteyiz. Kendisi Şah Hatayı Cemevi ve Kültür Derneği Başkanı. Hoş geldin Turan. Hoş bulduk. Biraz kendinden bahseder misin? Biz 2010 yılında Şah Hatayı Cemevi'ni kurduğumuzda bu cemevinin Alevilikse bazı eksiklikleri görüp ve bu eksikleri tamamlamak için Kur'an'ı ve Muhammed'i İslam'ı tekrar anlatabilmek için böyle bir oluşuma karar verdik ve bu oluşumu gerçekleştirdik. Alevilik ne demek? Alevilik, Hazreti Ali'nin ve Hazreti Resulullah'ın kurduğu Muhammed'i yola sahip çıkıp ve o yolda ilerleyen kişilere Alevi, Hazreti Ali'nin tarafı olan ve Hazreti Resulullah'ın ve 12 imama tabi olan kişilere Alevi denilir. Ve aslında Türkiye'de Alevi talibi, yani Ali'ye talip olanlar denilmesi lazım. Ama maalesef ki Alevi ismi olarak kullanıldı. Alevi demek Hazreti Ali'nin ev halkı demek. Kendi evinde, ailesinin içerisinde olan kişilere denilir. Ama Türkiye'de bütün insanlara, Alevilere Alevi deniliyor. O yüzden biz Alevi olarak kendimizi öyle tamamlıyoruz. Muhammed Ali yolu. Alevilik. Aleviler Müslüman mı? Aleviler tabii ki Müslümandır. Hazreti Ali'nin yarenleridir, tarafıdır. Muhammed Mustafa Hazreti Ali için demiştir ki Medinetül İlim Ali'nin babı. Ben ilim şehriyim, Ali kapısıdır. Biz Hazreti Resulullah'a varabilmek için Ali'nin kapısından o şehre girmek için Aleviyiz. Tabii ki Müslümanız. Ki ibadetlerimizde Fatiha suresini, İhlas suresini, Nur suresi 35-36 ayetleri okuyan ve La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen kişi nasıl Müslüman olmaz? Aleviler azınlık mı? Aleviler azınlık değil. Bu ülkenin öz evlatları yalnız yönetim olarak ülkeyi yönetenler Aleviliğe değer verir. İkinci sınıf vatandaş gözüyle bakılıyor. Aslında Alevilerin ibadethanesinin verilmesi lazım. Aleviler cemevlerinde ibadet ederler. Ve onlara sahip çıkılması lazım. Bir ülkede devlet din ayrımı yapamaz. Ama maalesef ki Türkiye'de Aleviliği azınlık statüsünde görmeye çalışanlar var. Ama değil, biz kabul etmiyoruz. Bizim için en unsurlardan biri Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci derecede vatandaşıyız ve azınlık değiliz. 25 milyona yakın bir topluluğuz ve Türkiye'nin üçte biri yapar. Alevilik bir din mi? Alevilik İslam'ın özü, din değil, Kur'an'a dayalı ve peygamberin yaşantısına dayalı, Hazreti Ali'nin velayetine dayalı. O yüzden din değil, İslam'ın içerisinde İmam Cafer-i Sadık mezhebinin içerisinde bir kol, yol yani. Ama Alevliği bilmeyen kişiler Alevliği bir din olarak lanse etmeye çalışıyor ama Alevlik din değil. Allah'a olan, peygamberi olan, Kur'an'a olan kişi ayrı bir din olamaz yani. Çünkü aynı dine bağlıyız, kıblemiz de bir, ibadetimiz de bir. Nasıl ayrı olacak? Din değil yani. Aleviler neden camiye gitmiyor? Aleviler camiye neden gitmiyor? Çünkü Aleviler Hazreti Ali Aleyhisselam'dan sonra yapılan Emevi zulmüne karşı camiye gitmezler. Neden camiye gitmezler? Çünkü Hazreti Ali'ye 83 yıl camilerde, mihraplarda hakaret edildi. O hakareti duymamak için camiye gitmediler. Evinde ibadet ettiler. Evinde ibadet ettikleri için de nesil değişe değişe şimdiki nesilde camiyi biraz daha öteliyor, gitmek istemiyor. Ve gittiğimizde de camilerde İslam adabının dışında her şey anlatılıyor ama İslam anlatılmıyor. Şu an maalesef Türkiye'de camilerde İslam anlatılmıyor. İslam'ın adabı dışında her şey anlatılır. Ne anlatılıyor camilerde? Şimdi camilerde anlatılan, mesela ben geçenlerde gittim camiye. Anlattıkları bugün fitre ve zekatı ve da diğer yoksulluğu, yetimi şey yapmayı Diyanet'in işi değil. Fitre zekat toplama. Ondan sonra bu fitre zekatı Diyanet istiyorsa Diyanet o bütçeyi ne yapıyor? Onu sormak lazım. Diyanet'te bir imam 4,5-5 milyar maaş alıyorsa bu imam orada 2 saat çalışıyor. Bir imam düzenli çalışması lazım. Kul hakkı yenildiği için biz gitmiyoruz. Neden Alevilere Kızılbaş deniyor? Alevilere neden Kızılbaş deniyor? Aleviler Türk kökenlidir. Arabı da vardır, Kürdü de vardır. Yalnız bir anlatıma göre Hazreti Ali'nin Uhud Savaşı'nda başına kızıl bir sarık taktığı için
Kızılbaş kelimesi alınır. İkincisi Şah İsmail Hatay'ın ordusu Kızılbaş orduydu. O Kızılbaş ordudan itibaren Alevilere Kızılbaş denilir. Ama ilk önemi Emeviler Türkleri kendilerine esir ve köle ettikleri dönemlerde Türklerden kalan çocukları yetiştirip savaşa gönderip de onları överek Kızılbaşlarım, aslanlarım savaşıyorlar falan gibi. Yalnız onlar Ehlibeyt tarafına, ezilen tarafına gittikleri için bu sefer aşağılama amacıyla işte bunlar Kızılbaş, bunlar şöyle, bunlar böyle gibi itmeye başladı ve şu an Türkiye'de de aynı şekilde kullanılıyor. Ama öz Kızılbaş dediğiniz andan itibaren Sivas, Tunceli, Malatya, Erzincan, Kürt kökenli olan insanlar ve Türkmen kökenli olan insanlar bu Kızılbaş şemsiyesi altındadır. Bektaşilik ayrı. Bektaşilik biraz daha sarayla haşır neşirdir. Ve o yüzden Bektaşilik Kızılbaşlık'tan biraz ayrılmıştır yani. Alevi kadınlar neden kapanmıyor? İslam'da kadının kapalılığı ile ilgili 3 tane ayet var. Ama bu ayette kadının iffetiyle ilgili. Birinci ayet Hazreti Ayşe hakkında. İkinci ayet yine Hazreti Ayşe hakkında. Üçüncü ayet kadın özgür olarak özgürlüğünün yani cariyelerden ayrılması amacıyla kadına bir özgürlük simgesi olarak verilmiş kapanma. Ama örfüdür, Kur'an'da ayet değildir yani şu şekilde kapanacaksın, çarşafa gireceksin falan yok. Bizim kadınlarımız kendine özgü kapanması örf olarak zaten kapanıyor. Ama modern olarak bayanlar açıksa kimse ona karışmaz. Sen şu şekilde kapanacaksın, şöyle olacak, çok özür diliyorum, kulağın memesi görünmeyecek, işte ondan tahrik oluyor. Değil. Allah benim saçımın telini hangi maddeden yaratmışsa bayanın o telini o maddeden yaratmış. Niye bu yasak olsun? O yüzden biz kadınları özgürlüğe bırakmışız da. Kapanma bize o kadar büyük bir destur değildi. Ha, Cem evinde edeb erkan sükut-i lisan deriz. Kadınlarımız orada başlarını örterler. Ama sivil hayatta istediği gibi kişi özgürdür. İslam ona karışamaz. Karışmaz zaten sivil hayatta. Kadın şöyle giyinecek, böyle giyinecek demez zaten. Örfe bırakmıştır. Ama maalesef ki mezhepler bunu en dip noktasına kadar kadını kapatmış ve içeri almıştır. Mesela size ben bir olay anlatayım. İslam'da bugün Türkiye'deki Emevi İslam'ı yaşanıyor. Camide kadın namaz kılmaz. Cemaat namazı yapmaz. Ama Peygamber Efendimiz döneminde kadın namaz kılardı. Cemaat yapardı. Bir sabah namazında kadının çocuğu ağlıyor. Resulullah sabah namazını erken bitiriyor. Diyor ki ya Resulallah namaz niye erken bitti? O çocuğun ağlaması namazdan daha eftaldir. Annesi baksın diyor. E şimdiki kadını kim camiye alıyor? Kim namaz kıldırıyor? Kadını yeri camide dışarısına bile attı. Cuma bütün müminlere farzdır. Kadına da farzdır. Ama kadını cumaya sokmuyorlar. Neden? Bilgi sahibi olmasın. O yüzden Emevi İslam'ın kadını hep öteletmiş. Evin dışına çıkartmamış. Ama Aleviler... Biz tarlamızda, bahçemizde, iş yerimizde, hayatımızda kadınla hayatı beraber yürütüyoruz. O yüzden kadınla ibadeti de biz yan yana yaparız. Kadın da yanımızdadır. Beraber ibadet yapar, beraber cem yaparız. O yüzden bizde kadına hiçbir zaman ayrım olmaz. Yani. Kapanmayla ilgili ilk iki ayetini anlatayım. Birincisinde Hazreti Ayşe ve Hazreti Hafsa dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığında Araplar o kadar sapık bir millet ki kadınlara o dönem cariyeler saldırıp tecavüz ediyorlar. Saldırıya yeltendiğinde kadınlar içeri geliyor. O zaman ayetini, ey Habibim hanımlarınıza söyle örtülerini başlarına alsınlar ve evli, sahipli olduğu, nikahlı olduğu belirlensin diye örtülerini üzerine alsınlar diyor. İkinci bir ayette Hazreti Ayşe gerdanlığını kaybediyor. Gerdanlığını kaybettiğinde ayaklarını yere vurarak yüksek sesle diyor ki ya Muhammed benim gerdanlığımı çaldılar. Hazreti Resulullah çok üzülüyor öyle bir şey ümmeti için söylediği için. O zaman ayet geliyor. Ey Habibim hanımlarınıza söyle başlarını kapatsın, ziynetlerini örtsün. Yani gösteriş yapmasın, riya yapmasın. Yani kolyeydi, yüzüktü falan. Bilmiyorum. Onu kapatsın. Baş normal bizim Anadolu kadını bağladığı gibi başını kapatırsın. Şurada kurdele yaparsın, tavşan bağcık gibi sineği kapatırsın. Budur İslam'daki emredilen. Ama o bir türlü kara çarşaf İslam geleneği değil. Yahudi ve Hristiyan geleneği. Bugün bone. İslam'a soktuları İslam'da bone yok ki. Rahibelerin örtünmesidir bone. Kara çarşaf, bakın Yahudi kadınlarına, dindar, şeriatçı, Yahudi şeriatını isteyen kadınlar kara çarşaflıdır. Ama bizim kadınlarımız öyle bir şey olmaması lazım. Çünkü biz Arap geleneğini Alevler olarak reddediyoruz. Gelenek bizim için de, bizim için önemli olan Kur'an ve Resulullah'ın yaşantısıdır, Resulullah'ın hayatıdır. Allah bize ne emretti, biz hanımlarımızı onu yaşarız. Onun dışında kabul etmiyoruz.
O yüzden kadınlarımız gayet özgür ve mütevazi insanlardır. Mum söndü nedir? Alevilere atılan büyük bir iftiradır. Allah Kur'an-ı Azimşan'ın Nur Suresi 35-36. Ayetlerinde o evler ki Allah'ın adının anılmasına ve yüksek tutulmasını gereken yerlerde çırağı uyandırır. Çırağı o dönemlerin çamdan yapılan veyahut da yağa batırılmış, zeytinyağına batırılmış aydınlatma ışığıydı. Ve biz cem evlerinde o ışığı yakıyoruz. Nur Suresi 35-36. Ayetlerine göre onu yakıyoruz. Birinci yaktığımız mum Allah'ın yeryüzüne indirdiği o Kur'an'ın ışığı hakkı için, ikinci nur Hazreti Resulullah'ın insanlara tebliğ ettiği ilim içindir, üçüncüsü Hazreti Ali'nin velayeti ve imameti içindir. O yüzden biz o üç mumu yakarız. Maalesef bunu Ehl-i Beyt taraftarı olduğumuz için Osmanlı'daki Şehristan'ın başında Ebu Suud'lar Müslüman kanı dökebilmek için bunu dışladılar. Ve Alevilere mum söndü yaptı. İşte kadın kız tanımaz, işte anne bacı tanımaz gibi terimlerle bizi aşağılamaya kalktı. Ama en önemlisi olan biz gayet Allah'ın kitabında yazdığı ayetlere göre bu ibadetimizi yapıyoruz. Ve bu ibadette onların okuduğu Kur'an'ı anlamadığının net örneğidir yani. Çünkü onlar okuduklarını anlasalardı İslam bu hale gelmezdi. Alevilere o mum söndü davasını anlatanlar ona öyle bir nostalji eklemişler ki Aleviler cem evlerinde işte mumu yakıp horozu bırakıp horoz kanat çırptı mumlar sönüyor. Söndüğü zaman kim kimi tuttuysa ondan ilişkiye giriyor. Yani böyle bir aşağılık bir versiyon anlatılıyor. Ama asla öyle bir şey olamaz. Biz bütün herkesi cem evlerimize davet ediyoruz. Gelsinler cem evlerine baksınlar. İbadeti biz Allah'ın ayetine göre yapıyoruz. Nur Suresi 35-36. Ayetleri çok net. Alsınlar, okusunlar, baksınlar. Alevilikte mum nedir? İslam'da mum nedir? Çırağı nedir? İnanç nedir? Bir görsünler. Biz o ayetlere göre Allah'ın isminin anılan yerlerde büyük bir nurdur zaten. Nurdu ışıktır. Maalesef toplumda insanlara ayırt edebilmek için böyle bir şey uydurulmuş Ebu Suud tarafından ve insanlar buna inandırılmış. Aleviler abdestsiz mi geziyor? Aleviler hayır, abdesti geziyor. Şimdi genel açıda Maide suresinin 6. ayetinde namaz abdestiyle boy abdesti çok nettir, gusül abdesti. Allah Azimşan Kur'an'da buyurur ki sizler namaza yaklaşınca şu şekil abdest alın, eşinizle ilişkiye girdiğinizde şu şekil abdest alın. Sade yıkanındır. Eşinizle ilişkiye girdiğinizde yıkanındır. Şimdi Alevilerin hepsi yıkanır. Ama bunu mezhepler ve tarikatlar işin cılkını çıkartmış. Öyle bir bozmuşlar ki işte iğne ucu kadar delik bir yani kuru bir yer kalmayacak, işte burnuna su çekeceksin, ağzına su çekeceksin, işte başını şöyle yıkayacaksın, bedenini böyle yıkayacaksın, namaz abdesti alıp çıkacaksın. Bir yan hikaye uydurmuş. Ama Allah Kur'an'da her şeyi net söylüyor. Zaten ayetinde diyor, biz hiçbir şey bundan eksik bırakmadık ki Kur'an'da. Her şeyi tamamıyla indirdik. Siz bundan akıl alacaksınız ve bunu yaşantınıza sokacaksınız. Şimdi Alevilerin hepsi abdestli dolaşır. Benim başımda bir olay geçti. Cem evini kurmuşuz. İşte cem evinden çıkmış gelmişim. Orada esnaflardan oturan mahallelerden biri. Benim dükkanım var orada. Esnaflık yapıyorum. Dükkanın içine geldi. Ya dedi Turan abi dedi ya ben çok üzüldüm. Sabaha kadar yatamadım. Hayırdır dedi niye yatamadın? Yani bir hata mı işledik? Ne yaptık ki siz yatamadın sabaha kadar? Dedi ki seni dedi cem evinden çıkarken görmüşler. Ben dedim Turan abi cem evine gitmez yani Alevi değildir. Dedim ki ben Aleviyim abi. Dedi ki siz dedi eşlerinizle ilişkiye girdiğinde yıkanıyor musunuz? Dedim ki ablam ecnebi kadınları eşleriyle beraber olmadan önce gider banyo yapar. Ve tekrar gelir eşleriyle beraber olur gider banyo yapar. Bakın bu ecnebi biz Müslümanız ya biz nasıl yıkanmayız? Dedi ki benim gittiğim filan tarikat ismini vermeyeyim de. Der ki gidin Alevilere Kur'an okuyun ben sizi davet ettim gidin Kur'an okuyun Yasin okuyun. Onların paralarını alın ama yemeklerini yemeyin. Çünkü onlar gusulsüzdür. Şimdi guslü Kur'an net yıkanmak olarak bildiriyor. Onun dışında şu şekil, bu şekil, şekli, şemali yok guslü. Siz banyoya girersiniz. Zaten banyoya girmeniz bir niyettir. Yıkanmak amacıyla giriyorsunuz. Allah kalbinizdeki derler ya, ameller niyetlere göredir. O niyette gidilir. Başınızı üç kere sabunlarsınız. Bedeninizi üç kere sabunlarsınız. Çıkarsınız temiz suyla çıkarsınız. Bu kadar basit. Ama bunu kişiler öyle bir yapmışlar ki
Ben birçok radyo kanalında hocaları tenkit ettim. Ya kadıncağız diyor ki bende vesvese var. Hocam ben banyodan çıkamıyorum. Acaba neremde kuru bir yer kaldı? Veyahut da yine deliği kadar kuru bir yer var mı? Yine deliğinin şeyi kadar. Ya böyle bir şey yok. Yani bunlar haşa sümme haşa. Yani kendini Allah'ın emrinin çok çok üzerinde emirlerle insanları yıkatmaya çalışıyorlar. Çok nettir. Yıkanacaksınız, bitecek. Şimdi bu günümüz Türkiye'sinde o kadar su bol, o kadar şey var. Yıkanmadan dolaşan kaç insan var? Ve bunu bize istina edecekler. Alevilik en temiz şekilde dolaşan insandır. O yüzden biz de deriz ki abdest gönül abdesti. Beden abdestini siz alırsınız, yıkarsınız. Ama gönlünüzdeki kiri pası neyle yıkayacaksınız? Ne kadar abdest alırsanız alın, yıkanabilir misiniz? Yıkanamazsınız. O yüzden mühim olan insanın gönlündeki temizlik. Alevi ile Sünni evlenemez mi? Alevi ile Sünni evlenir. Nisa suresinde evlenmenin çok net açıklaması var. İmanlı bir bayan, imanlı bir erkek. Allah'a ve Kur'an'a inanan, Hazreti Resulullah'a kendine peygamber kabul eden her bayanla ve her erkekle evlenir. Bunun dışındaki her şey kişilerin uydurduğudur. Neden Alevi bir bayanla Sünni bir erkek evlendirilmez? Biz Alevi'yle de şu şekilde evlenir. İşitçi olursa, yobaz olursa o insanda kızımız rahat edemez. Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var bu konuda. Diyor ki, iyi bir damat kazanılmış bir kız evladıdır. Kötü bir damat kaybedilmiş bir kız evladıdır. Şimdi o yüzden biz kızımızı vereceğimiz ailenin yaşamını çok iyi bilmemiz lazım. Zulmedecek mi? Eziyet edecek mi? Biz bu ülkede Alevi kızının banyoya sokup yıkayan, ayağın altına tuğla koy, bu tuğlanın erimesi kadar bunun yıkanması söyleyen yobazlara kız vermeyiz. Ve bunu camilerde anlatan bir yığın yobaz var. Biz bunlara karşı kızımızı vermeyiz. Modern, layık, demokrat, kişi haklarını bilen, kadına saygı gösteren, Allah'ın Kur'an'da cenneti ayağın altına verdiği o kadını baş tacı yapan her Sünni'ye başımızın üzerinde yeri var, veririz. Benim ailemde bir yığın Sünni damadımız var, bir yığın Sünni kızımız, gelinimiz var. Verilir ama yobaza vermeyiz. İşit kafalılara vermeyiz. Aleviler için dersim ne ifade ediyor? Aleviler için dersim gözyaşıdır. Çocuklarımızın katliamıdır. İnsanlarımızın katliamıdır. Mağarana dolu bombalanandır. Alevi kadınlı kızları, çocukları götürüp sonra onlarla evlenip ve kayıp Tunceli kızlarımız vardır. Dersim kızları, kayıp kızlar. Ve o bizim için büyük bir acıdır. Cumhuriyet yeni kurulmuş ve bu cumhuriyet yeni kurulmuşta Dersim gibi Alevi'nin merkezi, çekirdeği olan bir yerde siz katliam yapıyorsunuz. Ve büyük bir katliam, büyük bir acı. Onun içini çok iyi araştırmak lazım. Yani Kamer Genç rahmetli, Allah rahmet eylesin, o çok net demişti yani. Dersim'in Atatürk'le o bile ilgisi yok. Dersim Osmanlı'da hazırlanan, cumhuriyetin kurulduğunda o katliam üzerine cumhuriyete darbe vurmaya çalışan yobazların ve askerin içerisinde olan o yobazların yaptığı bir katliamdır. Aynısını biz Maraş'ta yaşadık. Bakın Maraş katliamı büyük bir acıdır. Orada da kadınlarımızın karınları deşilip, yaşlı bir teyzenin gözünü kör, kadının bir gözü görüyor. Onu tuvalet çukuruna koyup kör olmayan gözünü kör edecek kadar feri dönmüş ve bunu kendine Allah adına yapan cahil guruhların yaptığı büyük bir katliamlar. Ama biz buna rağmen Alevilik'te cana kıymayız. Bakın o kadar katliam yaşamışız. İşte bugün Sivas'tı, Maraş'tı, Çorum'du, Dersim'di, Gazi'di. Bu Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana 5 katliam yaşamışız. Ama bu 5 katliamın içerisinde bir ehli sünnet canımızın canına tenine dokunmamışız. Niye? Çünkü biz diyoruz ki onu Allah yarattı ve Allah ondan onun hesabını soracak. Bizim davamız Ulu Divan'a kalacak. Pir Sultan'ın dediği gibi kalsın benim davam Ulu Divan'a kalsın. Biz Ulu Divan'da bunlardan hakkımızı alacağız. Bugün Sivas katliamının önderleri ödüllendiriliyor. Alevi'ye yapılan katliamı yapan kişiler ödüllendiriliyor. Bugün şuna çok üzülüyorsunuz yani. Sizi katleden insan sizin gözünüzün içine baka baka sizin verdiğiniz vergilerle maaş alıyor ve size tekrar zulme devam ediyor. Büyük bir acıdır yani. O yüzden dersimi
anlatamayız yani. Dersimde halen yani hayatlarına kalan bazı insanlar var. Bugün en üzülecek bir şey, evren gibi bir insanın eşi Sakine Hanım Dersim kızlarındandır. Büyük bir acıdır yani. Aleviler oruç tutmuyor mu? Aleviler oruç tutar. Aleviler Cem'de ikrar verdiğinde 48 Perşembe oruçludurlar. O ikrara göre. 48 Perşembe bir yıl içerisinde oruçlusunuz. İkincisi Muharrem ayınız vardır. Muharrem ayında oruç tutarsınız. Üçüncüsü Ramazan ayı vardır. Ramazan ayında da oruç tutarsınız. Çünkü farz ayındır. Bakara suresi 185, 184, 185, 186. ayetlerinde oruç nettir. Ve bunun için bir de Alevilerde şey orucu vardır. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in hastalandığında tuttuğu o orucu 3 gündür. Onu da Aleviler tutar. Kadir Hun Bayramı'nda bir gün oruç tutarlar. Hızır orucu tutarlar. Alevilerde oruç çoktur yani. Ama Ramazan ayında maalesef ki Alevilere birileri bu ayı öteletmiş. Aslında bu ay Muharrem ayına ne kadar hürmet ediyorsak, ne kadar Muharrem ayına sahipleniyorsak Ramazan ayına da sahipleneceğiz. Alevinin temel felsefesi bu olmalı. Neden? Çünkü biz o ayda Hazreti Resulullah'ın bize amanet ettiği Hazreti Ali'nin şehadeti var. 21 Ramazan Hazreti Ali'nin şehit oluşu. Biz Cemevi her sene Hazreti Ali'nin şehadetini anlatırız. 21 Ramazan'da lokma veririz ve onun şehadetini anlatırız. Ve o ayda Ramazan ayında Kur'an'ın natık, yani Kur'an'ın inişi, Kadir suresinin inişi var ve Kur'an'ın nüzul oluşu var Ramazan ayında. Biz Hazreti Ali'ye Kur'an'ın natık dediğimiz için o ayı komple Hazreti Ali'nin savaşlarıyla mücadelesini anlatmak zorundayız. Cemevi ile caminin farkı ne? Cemevi ile caminin farkı çok büyük. Bunu ne Aleviler biliyor ne de Ehl-i Sünnet biliyor. Cami kişisel ibadettir, bireyseldir. Gidersiniz, namazınızı kılarsınız, çıkarsınız. Cemevinde sorgu vardır, sual vardır. Ben sizinle kavgalıysam cemevinde, ikimiz oradaysak, ikimiz barışmadan o cem yürümez. O cem ibadeti olmaz. Ve siz orada birine zulmetmişseniz mahallede, sizi ceme almazlar. Derler ki bu zulmeden bir insan. Ve Kur'an'da ayettir. Kul kuldan razıysa Allah da o kuldan razıdır. Cemevinde biz birbirinden razılık alarak ibadete giriyoruz. Ama cami şeriat ibadettir. Camide kimse kimseden razılık bile sormaz. Gider namazını kılar veya hoca kıldır çeker gider. Çünkü kul hakkı üzerinde var yok kimse sormaz. Ama cemevinde sorarlar. Dede başlarken de ki sizin döktüğünüz, kırdığınız, üzdüğünüz kul hakkı olan varsa çıksın ikrar etsin. Yoksa Allah eyvallah desin. Bak Allah eyvallah desin diyor. Herkes Allah eyvallah diyor. Veyahut da varsa çıkar. Mesela eşiniz sizden davacı olabilir. Gider cem evine oturur mesela. Dede daha cem başlar. Der ki kocam bana zulmediyor. Veyahut da kocam evin ihtiyaçlarını karşılamıyor. Orada o toplum içerisinde o kişi sorguya çekilir. Neden? Niye yapmıyorsunuz? Siz bu eşi aldınız. Buna nikah kıydınız. Bunun size eksikliği ne? Ve siz bunun görevlerini niye yerine getirmiyorsunuz? Ve ona baskı uygulanır ve o dört dörtlük bir aile olana kadar halk ondan elini çeker. Ve o yüzden cami ile cemevi çok farklıdır. İkisinin ibadeti birbirini tutmaz. Biri şer'i ibadettir, biri tarikat kul hakkını aklandığı bir ibadettir. Yan yana getiremezsiniz.